Peki, Çağla Şiker'le devam edelim. Ee, Çağla Şiker'i kimseyle görmüyoruz. Ee, göremedik uzun evet. zamandır e, özel hayatında kimseyle. Daha çok işiyle gündeme geliyor ama zaman zaman birileriyle böyle bir ismi anılıyor ama birkaç gün sürüyor. Devamı gelmiyor. Fakat Edis'le çok sıkı fıkılar son zamanlarda. Allah yani Allah. Yani aşırı birlikte vakit geçirmeye başladılar son zamanlarda. Yine ödül, de, ödül törenine de bir aradalardı. Hı. Edis ve Çağla Bununla alakalı Bülent Can Öyle bir iddiada bulunmuş ki Köşesinde Akıllara ilginç sorular gelmedi değil Bir izleyelim VTR'mizi İzliyoruz. Buyursunlar SF mi? Ha, tamam. hı hı. Şimdi Bülent Can Kurt'un o zaman ifadesini e, yazdığı köşe yazısıyla var, Hemen evet. başlıyorum çünkü Çok imalar var burada hı. Sizin de ilginizi çekeceğini Oksana. düşünüyorum Diyor ki önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şikel'in bir mekanda el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor yorumunda bulunmuştum. Evet evet okumuştum o yazıyı. Edis'in geçen yılda Zeynep Bastık'la samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı ki o dönemde Zeynep Bastık Tolga Akış'la evliydi. Ve evliyken yaptıkları bu dans çok konuşulmuştu. Fazla iddialı ve yakın olduğu için. Ancak bu kez durum farklıymış. Edis ile Çağla Şikel'in samimiyeti arkadaşlık değil aşkmış. Hatta aşklarının yazın, başladığın, yazın başlarında başladığını öğrendim. Bomba bir duyum aldım. Edis Çağla Şike'le ben seninle evlenmek istiyorum demiş. Şikel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis ara ara evlilik teklifini yineliyormuş diyor. Ve yazısının sonunda da diyor ki Edis acaba megastar Tarkan gibi bir evlilik yapıp hayranlarını şaşırtmak mı istiyor diyor. O ne demek? Yani neden Tarkan örneği verildi? Burası bir soru işareti. Bülent Cankurt'un yazısında. Ha, evet. burada manidar bir şey Edis'i var. de kimseyle görmedik. Hiç kimseyle bu zamana kadar. Ben neden Tarkan gibi bir ilişki yaşamak istiyor diyor. Benim düşüncemi ee, ben de bir düşüncemi söyleyeyim de hı hı. ben Edis'in ne Çağla'yla ne de başka biriyle bir aşk yaşa yaşadığını ve yaşayabileceğini de böyle düşünmüyorum. Neden ya? O, o, o. Hayır yani Çağ Çağla'yla bir aşk o, yaşadıklarını düşünmüyorum. Hı. Düşünmüyorum. Yani onlar çok samimi iki arkadaş. Hı. Ee, ama şimdi bu haberler, bu söylentiler nereden çıkmış? Yok evlilik teklifi ciddi bir konu bakın. Evet. Yani bir insan bir insanla sevgili olabilir, arkadaş olabilir, flört edebilir beyine ama beğenebilir, hayran olabilir. Olabilir, olabilir, bir sürü olasılıklar olabilir. Ama evlilik teklifi etmiş olayı. Hani bu dikkatimi çekiyor evet. benim. Anlatabiliyor muyum? Hani sizce böyle bir şey olabilir mi Bilal Beyciğim? Şimdi bu Edis ve Çağla el ele, diz dize bir mekanda oturdular, eğlendiler diye bu arkadaş Bülent Cankurt daha önce bir yazı yazmış, Cemiyet hayatında. gönderme yapıyor. Değil mi? Cemiyet hayatında yazılar yazar. Bu, bu Sabah gazetesinde çok okunan, e, okunan bir, bir köşe, köşe yazarı. Aynı zamanda e, çok okunan bir derginde genel yayın yönetmeni. Yine aynı grupta Turkuaz Sabah grubunda. E, çok deneyimli bir gazetecidir Bülent yani Cankurt. Yani ateş olmayan yerden duvar e, e, çıkmıyor. Sağlam istihbaratları vardır. Evet yani burada e, Bülent'in daha önce yazdığı, iki gün, üç gün önce yazdığı yazıda Edis ve Çağla hep el ele diz dize bütün gece oturmuşlardan sonra bu yazı yazması yani bu hikayenin altın dolu olduğunu gösteriyor. Çağla reddetmiş ama değil mi? Öyle diyor. Yine Mert öyle diyor. Evlilik teklifini reddetmiş. Şimdi diyor ki Megastar Tarkan gibi bir evlilik yapıp hayranlarını şaşırtmak mı istiyor şimdi Megastar Tarkan? bir hayranıyla evlendi. Burada durum farklı. Neyi kastediyoruz? Yani kastettiği yani. şeyi e, Neyi kastediyoruz? Algılayamadım açıkçası. Ya hayranlarını yani şaşırtmak burada, derken. Burada e, Yani. Burada Bülent Can Kurt, Edis'in ısrarla evlenme teklif ettiğini ve Çağla Şiker'in kabul etmediğini, Edis'in evet. ısrarla, neden yani illa Çağla Şiker'le evleneceksin ki? Bir şeyleri ispat mı etmek istiyorsun? Birilerine ha. bir şey mi göstermek istiyorsun Hı. Edis? Yani birilerine bir şey mi, kendinle ilgili bir şey mi ispat edeceksin de Çağla Şiker ben bunu alet olmam anlamında mı geri çekildi? Yani samimi bulmadı bu teklifini. E, bu yazıdan yani, bu anlaşılıyor biliriz, evet. değil mi? Bu, Hı, bu, bu, bu anlaşılıyor bu yani, yani bu, bu nedir Edis? Bu konuda açık açık sen de çıkıp konuşursan bu yazıyla ilgili ve bizim bu yorumumuzla evet. ilgili herkes her şeyi daha iyi anlar. Çağla da yani tabii. Yani bana çok samimi bir evlilik teklifiymiş gibi gelmedi. Evet. Çağla açıkçası. da tabi yani cevap hakkı var. Çağla Şikel'in de bu konuda. elbette e, her zaman. evet Şimdi, Çağla çalışırkeninde. Evet, çalışırken şimdi yaşadığı ilişkileri hep gizli yaşamayı tercih eden bir insan. Bunun için de çeşitli söylentiler çıktı. Yok, Emrah Altuğ aralarında bir sözleşme yapmışlar. Çocuklar evet. etkilenmesin diye özel hayatımızı gizli tutalım gibi. Ama senelerdir de bu hakikaten böyle devam evet, ediyor. Yani devam ediyor. böyle bir sözleşme var olabilir soruları akıllara geliyor çünkü. Emre'yi de görmüyoruz. Değil mi kimseyle? Ki bekar bir adam, Ki yıllar Emre, önce boşanmış. Emre Emre. Niye Emre yani çok beğenilen kendisinde tabii kendisi hoş de bir adam, kendisi evet. de yani kızlardan kadınlardan birlikte olmaktan tat alan hem popstar hem oyuncu adam yani. yani. Emre öyle bir şey değil. Yani kendini sakınan bir insan değil ama Herkesi gittiği yere gitmez. O yüzden göremezler kimse. Hmm. Tabii dört duvar arasında kalmayı ne yapıyorsa yapmayı daha tercih eder. Daha özelini yaşıyorlar o özelini zaman. Özelini yaşıyor tabii. Yoksa Emre şimdi de zirvede zaten dizisiyle beraber. Son zamanlarda ona daha çok da yazılıyor senaryo. Ee, senin çok sevdiğin dizi neydi o? Ne çapkınıydı? Yalı Çapkını. Heh. Evet bu akşam var seyredelim hep beraber. Ee, o, o dizide babayı oynuyor ya daha da öyle çıkmaya başladı. Hmm. Güzel de oynuyor. E Emre'nin de Çağlan'ın da boşandıktan sonra yalnız kalmadıklarını biliyoruz zaten. Biz sürekli Aslen olarak oldu. bu kadar Tabii. güzel kadın ekrana çıkıyor. Olarak... oldu boşanalım. Haftada evet. da 3-4 gün çıkar 2015. akşam dışarıya Çağla 2015. boşandılar. Çağla yani. haftada 3-4 gün de akşam dışarı da çıkar arkadaşlar. Sever gezmeyi yani. Çok sever. Ee, şimdi Eğlenmeyi, böyle bir kadın da yalnız kalacak değil dans herhalde. Etmeyi. Yani. Ama çok takdir sever. takdir etmek lazım ya. Bak yani ne yaşıyorsa yaşasın. Tabii ki eğer o kadar gezersen olmaz ev, ya. O kadar sen gezmek mi istiyorsun Çağla gibi? Ha? Gezip eğlenmek mi istiyorsun? Daha değil mi gezmek yani, yani, eğlenmek? ama, ama e o kadar gezme. Haftada 3 gün geziyor diyor. Bak haftada 3 gün olmaz. Haftada üç gün gezmem zaten. Gezme Benim öyle bir gezme. ben çalışmaktan <laughs> evet. öyle bir vaktim olamaz zaten yani. Zaten yakında hiç vaktin olmayacak. Bir, olmayacak çok yakında. Evet sahnelere çok yakında, çıkacaksın. Çok yakında çok büyük sahnede sürprizler var. Sahnelere de çıkacaksın. Bir, bir tek sahne de değil. ooo Sonra söyleyeceğiz. Çok Neden güzel var? sürprizlerle geleceğiz sizin karşınıza. Buradan da şu kadar, şu kadar açık söyleyelim İnşallah, inşallah. Yani burada Edis ne yapmak istiyorsun Edis? Edis biraz açıklama yap ne olur ya, ya kendi, kendi bize. özelliğinle ilgili. Edis Rica ediyorum ya dışarıda insanlar seninle ilgili o kadar çok konuşuyorlar ki Edis. Senin de kulağına geliyor ki bu evlenme teklifini yaptın herhalde. Acaba Lütfen Edis de bir hayranıyla yap. mı ev, e, evlenme, açıklama evlenecek yap. acaba? Ev, evlense mi? Hani? Tarkan'ın ya ne yaparsın giden. yani tabii kendisi ya için niye iyi olur. Olan... Ya Tarkan benzetmesi ya? neden yapıldı? Ben hala oradayım. Ya Şimdi ne Çıtarkan hayranı ile evlendi. Iyi, e ne? Baba da tamam, oldu. tamam ne diye şimdi Tarkan örneği veriyor? Edis ile Tarkan bir tutmuyor şu şimdi. anda. Ben bunu bir gideyim demleneyim eve gideyim demleneyim yarın size söylerim. <laughs> ben bazen böyle oluyorum. Birdenbire beni bir kapatacağım. Erol veriyor. <öyle bile. gülüyor> Demlenmem lazım. E tamam kalıyor. seni özlemiştik ama hoş geldin. İyi ki hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Özlemiştik ben, seni. Ben bunu bu gece bir yatayım demleneyim yarın size söyleyeceğim. <laughs> Canım yarın günlerden cumartesi. Aa bak ben ama de Ama sen yine ya yayına görebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapmayı hep istemiştim. Evet. Sana fırsat <laughs> Sonra fırsat evet. geldi Çünkü ikili. ben unutup ertesi gün de yayındayız zannediyorum <laughs> ya <yani. gülüyor> evet. Oo, canıma değsin. Ay diye. canımsın benim. Olabilir <laughs> ben Yani ailesini ya. korumak için yani çocuklarına laf gelmesin diye Tabii ilişkilerini gizli tutuyor bu ikili diyorsunuz. Peki hep böyle olmayacak kişilerin yanında görüyoruz Edisa ama şimdi Zeynep Bastık'la da evliyken şey yok olmuş. Yok yani. Yok yani. Onlar arasında bir şey. şey yok ya. En son bir, bir şey şu şunu söyleyeceğim. En son altı e, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne de Bastık'la geldi. Çağla geldi niye gelmedi? Madem, Çağla sunuyordu. Çağla'yı şey, sahnesinde izledi. Baş köşede. böyle izledi Çağla'yı. Böyle böyle. Doğru, böyle, ha, doğru, izledi. Doğru. böyle izledi. Doğru doğru. Böyle izledi Çağla'yı. Hayranlığı mı var acaba Çağla'ya? Bir hayranlığı var, var. mı? Sahne, sahne var var. Sahne, sahnede onun yanında ödül aldı değil mi? Edis. <laughs> evet ödül Önünün de aldı ama hayran. Yani var. Biliniyor ona hayranlığı. Evet ama Zeynep Bastık'ta hiçbir şey yok tabii canım yok yani. Zeynep Bastık'ın başka sevgisi, fotoğrafçı bir sevgisi vardı. Çağla'nın tipi değil. Ne? Tarzı değil Çağlan. Edis değil. Arkadaşça düşünüyor onunla. Çağlanın tipi nasıl? Kim? Çağlanın tipi o değil. Kim? Kim bildiğin biri var. <laughs> var var. Niye Biliyor, ben söyleyeceğim? <gülüyor> 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 Yorumcu sizsiniz ben Moderatörüm. karışma. Ne oldu şimdi? <laughs> Sen geldin evet. artık da. <laughs> yok öyle. Çağlan ama ya ya yani Çağlanın sevgilileri daha genç isimler. Onu söylemek istiyorsun herhalde. Daha genç isimler daha. E, Niye fazla. genç isimler biliyor ya, bi, musunuz nirin? Bilal Beyciğim? E çünkü e, bizim yaşlarımıza uygun e, bekar erkek yok. Hmm. Na yani mecburen genç oluyor yani. O yüzden diyorsun. E tabii yani. E doğru evet. Yok. Şimdi kalmadı. Çağla 43 falandır. 43 40 fazla ya. 43 44 daha fazla o, değildir. O ya. 45-6'dır. ona eminim yok, 42 de. 40'larda, 40'ların başında falan. falandır Çağla. E, şimdi evet. onun yaş skalasını düşünüyoruz. Ben Tabii merak yani. ettim Çağla'nın yaşı daha fazla gibi. Ama daha, daha geç gösteriyor. Seçenek az yani. Çünkü %85'i 90'a evli zaten o yaş grubu erkeklerin her yani. Gerçi şey bu internetteki her şey de. Kırkların başıdır Çağla. O O, o dönem. O Ve kendisine yani. çok iyi bakıyor. Ya Edilse evet. zaten o evlilik o mümkün değil Çağla için. İkisi de aynı sektörde. Yani Emre ile yaptı daha evvel. Evet. 43. Yani Emre Altuğ da yaptı. Ya Emre Altuğ da ünlü bir insandı falan. Olmadı. görmedi Görünmüyor. İkisinin de egosu yüksek. Edilse'nin egosu ile Emre'den daha yüksek. Biliyorum. Yani menajeriyle bile anlaşamadı. Mahkemelik oldu ve kaybetti. Tazminat ödedi falan. Ödemek zorunda kaldı. Yani Edis Çağla... Hızlı parladı Edis. Ee, Yapamazlar yani. Yani yatırım yapıldı Demkinde. ona sanatı konusunda. Baya büyük çok yatırım bir yapıldı. Bence onlar çok bir aradayken iyi eğlen eğleniyorlar gibi geliyor bana. yani e, Ama o başka bir şey tabii yani. Eğlenmek o başka bir şey. Ama yani... Burada başka bir şeyden söz ediliyor. Evli... yani e, o Her eğlendiğin tabii. yakın arkadaşına da evlilik teklif etmezsin. Etmezsin. Olmaz yani. Onu ben bir düşüneceğim, demleneceğim, size fikirlerimi yazarım <laughs> Sen bize ilet istersen. <laughs> araya hafta sonu girecek ya. Ben çünkü azalt biliyorum. Konuşuruz. Evet, evet, evet. Aynen. Peki bu Çok. işten bir ilişki çıkmaz diyorsunuz. Çitmaz. Olmaz. Buradan bir aşk da çıkmaz. Çitmaz. Yok, yok, yok. olsa, Ed edisin, olsa Böyle edisin, kalır bu haberler diyorsunuz. Edis'in tek bilinen aşkı e, her yer sosyal medyada arama motorlarında lise aşkı Aylin önce ismi Aylin Önce'ymiş. Onun dışında hiç kimseyle bir şeyi yok, bir hikayesi yok Edis. liseden beri kimse olmadı mı senin seninle? Çok hayatında? iyi saklıyor yok. o zaman. Çok yok. iyi yani. Yok yani bunu... yok. Edis bu soruya cevap ver. Neden yok? Neden yok? Herkes merak ediyor. Sosyal medyada neler yazıyorlar, neler konuşuyorlar. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Çok fazla, Neden fazla yok? konuşulan şey var. Çok fazla iddia var. Ben